Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraberiz. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Çok önemli bir konuyu konuşacağız efendim. Hemen konuğumu takdim etmek istiyorum sizlere. Yakında Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanı Profesör Doktor Levent Cerit hocamız bizimle beraber. Hocamıza bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün kalp sağlığını konuşacağız. Evet. Gerçekten hepimiz için çok hayati bir organ kendisi ve son zamanlarda da oldukça yine maalesef ani ölümler duyuyoruz. Kalp üzerine bağlantılı bir şekilde gerçekleşiyor bunlar. Hepsini sizden öğrenmek istiyorum. Ama sevgili izleyenlerimiz sorularınız varsa hemen yazın ben sorayım. Çünkü hocam sizin geleceğiniz üzerine herkes bana soru sordu. Ben de dedim ki yayında sorun. BRT Haber Facebook sayfamız açık. Buradan takip ediyorum sizleri. Bakalım hemen. Evet, sorularınız varsa yazabilirsiniz. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben bir giriş yapmak istiyorum. Tabii, buyurun. 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Evet. 29 Eylül Dünya Kalp Haftası, Kalp Ayı, Kalp Yılı, Kalp Yüzyılı diye gidiyor böyle sürekli. Evet. Bir kalp üzerine bir yoğunlaşma var. Bu tabii endüstrileşmenin, bilişim çağının hareketsizliğin bir neticesi aslında. Ya. Dünyada en sık ölümlerin en sık sebebi kalp damar hastalıkları olarak şu an gözükmekte. Bunun önüne geçmek lazım. Tabii bunun önüne geçmek için de 14 Şubat Sevgililer Günü sadece sevgilimizi bir gün hatırlamak değil de bütün yıl doğru hatırlamak. Kalp sağlığımızı da aslında bir güne indirgememek lazım. Doğru. Bütün yıl, bütün yaşam tarzı olarak hareketlerimizde, yaşam biçimimizde, beslenmemizde, hareketlerimizde, düzenli check-up'larla hatırlamak lazım. Bir güne sıkıştırmamak lazım. Hep böyle bu olayı gözümüzün önünde olması lazım. Bir daha önce bahsettiğiniz bu genç ölümler özellikle son dönemde çok sık karşımıza çıkıyor. Ani evet. Kardiyak ölümler ve bunlardan dolayı insanlar da aslında biraz tedirginlik var. Ve bana da çok fazla soru geliyor. Biz işte 30 yaşındayım ne yapmalıyım, 35 yaşındayım ne yapmalıyım? Aslında genel geçer 40 yaş üstü yılda bir check-up öneriyorduk ama bizim şu an güncel anjiyo laboratuvarında karşılaştığımız, yoğun bakımda karşılaştığımız kalp krizlerinin yaşı çok düştü. Yani böyle 34-35 yaşlarında, 30 yaşında, 32 yaşında kalp krizi hastaları var. Birazcık bu konunun revize edilmesi lazım. Yani bu düzenli kalp check-up'larının 40 yaşından 30 yaşın üzerine çekilmesi gerektiğini ben düşünmekteyim. Hiçbir sıkıntısı olmasa bile. Özellikle 40 yaşından diyorsunuz ki artık 30 yaşından. 30 yaş üzeri kişilerin yılda bir düzenli kalp check-up'ı yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında ailede erken yaşta kalp damar hastalığı varsa, ailede hipertansiyon, diyabet, senkop, inme atakları olan kişilerde de düzenli bir kalp kontrollerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum ki bir sıkıntı olmadan, vazo kırılmadan bir problem varsa çözülmesi lazım. Ki bunlar hani genetik olarak risk gruplu olan kişiler. Evet. Çünkü o da kalpte önemli değil mi hocam? Genetik tabii. Yatkınlık önemli bir şey. Ya 29 Eylül mü dediniz hocam kalp sağlığı günü? 29 evet. Eylül. Evet. Evet, yani sevgili izleyenlerimiz hocamın dediği gibi 29 Eylül kalp o zaman pazar günü herkes kalbi için o gün bir şey yapsın. Evet, yürüyüş belki mü yaparlar artık ne yapsınlar hocam? Aynen o gün? Aynen. 14 Şubat'ta olduğu gibi yemeğe de çıkabilirler. yemeğe çıkmasınlar. Sağlıklı beslenmek koşuluyla. O güzel. Çünkü yemek kültürümüz yani Akdeniz olsak bile biraz yeme evet. içme kültürümüz çok Akdeniz mutfağına yatkın değil. Akdeniz'in içinde farklı bir şey, yeme stiline sahibiz. Akdeniz stili beslenme dediğimiz zaman yeşillik, sebze, meyve, evet. zeytinyağı tüketimi, balıklar böyle. Balık gibi beyaz etin tüketildiği bir beslenme şeklinde düşünüyoruz ama biz Kıbrıs'ta maalesef bunu çok böyle o coğrafyanın içinde farklı bir beslenme farklı. Kültürüne sahibiz. Şeftali kebabı, kebaplar, yağlı yiyecekler ve onları yiyoruz ve Kıbrıs coğrafi olarak da böyle spor yapmamıza, hareket etmemize çok imkan tanıyan bir coğrafya değil. Havası da öyle. Hem iklim sıcak. Olarak hem de çevresel koşulları düşündüğümüz zaman çevresel olarak 3 ay, benim bütün hastalarım 3-4 ay yazın yürüyemiyorlar, spor yapamıyorlar, Uçaktan. Evden çıkamıyoruz diyorlar, sürekli klimanın altında oturuyoruz Doğru. diyorlar. O 3-4 ayı zaten kullanamıyoruz. Onun dışında bir de çevresel faktörler de var. Şimdi Avrupa'ya gittiğiniz zaman, Çin'e gittiğiniz zaman bisiklet yolları, insanların spor yapabileceği kapalı spor salonları gibi imkanları var. Bizde öyle imkanlar da yok. Bisikletle dışarı çıkmaya korkuyoruz. Profesyonel bisiklete binen insanlar bile Mausa'da, Güzelyurt'ta
nasıl diyeyim, yani belki bilinçsiz sürücü, belki dikkatsiz sürücüler tarafından ciddi travmalara, ciddi kazalara sebep oluyor. Evet. Ve mecburen biz böyle çekiniyoruz. Ben de bisikleti çok seviyorum. Çok seviyorum ama cesaret edemiyorum. İki defa Alsancak'tan Lefkoşa'ya, yakın doğuya geldim mesela. Onun dışında dışarıda bisiklet süremiyorum çünkü çok korkuyorum, tedirgin oluyorum. Ama kapalı spor salonlarımız yaygın oldukça, evet, hani evet, izleyicilerimiz gidebilirler. Evet. Onun dışında işte denizimiz var, bol bol yüzülebilir. Evet. İşte o kapalı spor salonlarında da aslında biz spor yaptığımızı düşünen, evet, bir büyük bir gençlik çoğunluğu var. Ya yani onlar da aslında kardiyodan ziyade ağırlık, hipertrofi üstüne ağırlık çalışıp, steroid kullanmaya çalışan, protein destekleri, ekstra destekler kullanmaya çalışıp ciddi kalp sorunlarıyla da bize gelen hastalar var. Yani bilinçsiz yapılan, yani sporu sadece vücut geliştirme olarak anlıyoruz bizim coğrafyada %70-80 diyeyim. Görsellik üzerine, evet, sağlık üzerine, evet, değil de görsellik. Yani kardiyovasküler üzerine kapasiteyi artırmaya yönelik sportif faaliyetler çok revaçta değil. Çünkü onun sonucunda görsel bir şey elde etmiyorsunuz, fonksiyonel bir şey elde ediyorsunuz. Esas spor o, kardiyovasküler hastalıklar üzerine olma etkisi olan. Evet hocam, gerçekten hani burada spor yapacağım diye birçok genç aslında sağlığına daha çok zarar veriyor. Mesela o alınan vitaminlerin, hani geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir sanatçı vefat etti kalp krizinden dolayı, sahnede Metin Arola tam, evet, daha deniyor işte, evet, bir vitamin almış deniyor sahnede. Bunların etkisi var mı gerçekten kalbi? İçeriklerini çok iyi bilmek lazım. Hı hı. Herhangi bir alınan vitaminin bu tarz bir etkisi olmaz. Sağlık üzerine olumsuz etkisi olmaz. Fakat destek olarak alınan bazı şeyler var. İçeriği bilinmeyen, size belli bir sürede çok hızlı kilo verdireceğiz, kas kütlenizi artıracağız gibi gibi vaatlerde, herhangi bir sportif faaliyette bulunmadan kas kütlesini artırma, kilo verdirme gibi vaatlere çok kanmamak lazım. Çünkü içerikleri bilinmiyor. Bana da çoğu hastam yolluyor, bunu kullanabilir miyim? Bakıyorsunuz içeriğiyle ilgili hiçbir şey yok. Ama en azından bu hastalarınız çok kıymetli, bilinçli. Yani size, evet, yolladıktan, evet, sonra çıkıyorlar, evet, kişiler. Evet. Çok güzel. Yani içeriği bilinmeyen materyalleri kullanmamak lazım. Evet. Kalp damar hastalığı olduğu bilinen kişiler kalp doktoruna sormadan ekstra destekleyici materyaller almaması lazım. Ha. Artı zaten çok iyi bilinen bir şey var. Bu anabolik steroidler dediğimiz vücut geliştirmede kullanılan kas kütlesini artıran steroidlerin uzun vadede çok ciddi yıkıcı etkileri var. Evet. Onları özellikle kullanmaması gerekiyor. Özellikle burada gençlere seslenmek istiyorum. Yani bu kısa vadede çok ciddi hipertrofi, kas gelişimini sağlayabilirsiniz ama uzun vadede vücudunuz tükeniyor. Evet. Vücut geliştirme uzmanı vardı geçen, 38 yaşında. Çok kaslı, iri birisi. 38 yaşında mesela kalp yetmezliğinden öldü. Çok duyuyoruz onu, evet. Yani bilinçli de yapsanız uzun vadede sonuç itibariyle o kas kütlesini elde etmek için kalp kasında hipertrofi oluyor mecburen. Kalp, kalp yetmezliğinden mi öldü? Onun, evet, yani kalp yetmezliği derken yani hani kalbin artık şeyine mi zarar vermeye başladı? İşlevine mi? Uzun vadede yavaş, kalp hipertrofi olmaya başlıyor. Ne demek hocam o? Kalp kası kalınlaşması gelişiyor. Hmm. Çünkü o kalp kasının pompaladığı kan miktarını sürekli artırmak ve yüksek seviyelerde tutmak gerektiği için kalp kasının kalınlaşması gerekiyor. Bir süre sonra zaten kalp kasında gevşeme fonksiyonları bozuluyor. Kalınlaşmaya bağlı olarak gevşeme fonksiyonları bozuluyor. Uzun vadede de kalp kasında bir tükenmişlik sendromu olup kalp yetmezliğine giriyor insanlar. Yani sporu bizim esasında kardiyo tarzı spor olarak benimsememiz gerekiyor. Kardiyo tarzı sporlar yürüme, yüzme, koşma, hı hı, bisiklet, evet, gibi sporlar. Yani mesela ağırlıkta çalışmak istiyorsa kişi, sonuçta ağırlıkta hani biraz kas için gerekli ama herhalde onun için doğal besinler mi? Yani kişi yapmak istiyor yani ağırlık ama onun için... Ağırlık yapmak istiyor. Onun için şöyle esasında kendi vücut ağırlığını kullanarak, ha, yapabilir veya düşük ağırlıklarla, ha, sadece tonusu sağlamak için, kas tonusunu korumak amacıyla yapabilir. Bir kas şeklini sağlamak amacıyla yapabilir. Ha. Ama görüyorum yani çok insanlar yürüyemeyecek kadar bir kas kütlesi var mesela. Olsak ki bundan önce 2000 yıl öncesine gitsek o kas kütlesi işe yarar. Çünkü koşuyoruz, avlanıyoruz. Evet, evet. Şey yapıyoruz ama kullanamadığımız bir kas kütlesini sürekli korumak zorunda kalıyoruz. Hmm. O da sonuçta ince hareketlerimizi de bozuyor esasında. Evet. Motor hareketleri de bozuyor ince. Şimdi tabii hiç organlarımızı biz düşünmüyoruz. Şimdi siz tabii profesyonel ama biz normal vatandaşlar şu an sağlıklıyız diye hiç organ, yani hiç aklımıza gelmiyor. Acaba akciğerimizin durumu ne, karaciğer, evet, kalp ne durumda? Sonuçta uyandık, güne devam ediyoruz. İşte hayat koşturması derken. Ta ki bir sorun çıkana kadar. İşte. Esasında o sorun çıkmadan yıllık check-up'larla kontrolleri yaptırmak lazım. Çok hastam var, hiçbir ilaç kullanmıyor, kontrole geliyor bana. Kalbi bir tarafa bırakalım, kan şekeri 400 çıkıyor mesela, açlık kan şekeri. Diyoruz hiç bilincinde misin? Son günlerde çok idrara çıkıyordum, çok su içiyordum ve kilo kaybetmeye başladım. Hı. Esasında bu semptomları olan kişilerin şeker hastalığı yönünden hızlı bir şekilde kan şekeri baktırması lazım.
Mesela son günlerde ben artık merdiven çıkarken yorulmaya başladım, göğüs ağrım oluyordu şeklinde şikayetler olan kişilerin de çok hızlı bir şekilde kalbine baktırması lazım. EKG çektirmesi, eko yaptırması, efor testi yaptırması lazım ki kalple ilgili bir sıkıntı var mı yok mu görmek lazım. Son zamanlarda bacaklarım şişiyor. Sabah kalkıyorum bacaklarım şiş, inmiş halde. Gün içinde bacaklarım şişmeye başlıyor. Gece yatarken nefesim daralıyor gibi şikayet olan kişilerin kalp yetmezliği yönünden hızlı bir şekilde bir kalp doktorunu görmesi lazım. Biz aslında şikayetlerimizi de göre de biraz kendimizi modifiye ediyoruz. Mesela 5 kilometre yürürken 4 kilometre, 3 kilometre. Bir de şey var, genel geçer. Artık yaşlanıyoruz. Evet. 1 kilometre yürüyebiliyorum ben deyip. Çok hastam var öyle. Geldiğinde ciddi şekilde kalp fonksiyonları bozulmuş, kalp yetmezliğine girmiş artık. Bir şeylerin geri dönüşümsüz aşamaya girdiği faza gelmiş hastalarım var. Esasında ilk başta bu olayı fark edip gelseler belki daha erken müdahale ile olay daha ilerlemeden önüne geçilebilir. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, artık bu genel geçer diyorsun yani, mesela göğüs ağrısını artık insanlar belli bir yaştaysa özellikle hani yok klima çarptı yok oldu dememesi gerekiyor. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Bu yaz en az 5-6 tane hastam işte klimanın karşısında kaldım, göğsüm ağrıyor. Bir gün, iki gün, üç gün şiddetli ağrısı var. 2 gün, 3 gün böyle ya klimadan üşüttüm galiba, kas ağrısı geliyor. EKG değişikliği, 3-4 gün önce kalp krizi geçirmiş, bir damarı tam tıkalı, kalp fonksiyonları bozulmuş. Bu tarz çok hastamız oldu bu yaz. Bir de aşırı sıcak olduğu için, insanlar da çok fazla klima kullandığı için biraz gizledi esasında kalp damar hastalıklarını maalesef. Sonra mesela ailesi de ani ölüm diyor. Aslında ani ölüm olmuyor. Güpegündüz hani belirtiler verilmiş. Evet. Orada. Evet. O tarzda mesela 50-51 yaşlarında bir hastamız vardı. Annesine stent taktığımız. Hastamız profesyonel bisikletçi. Yani buradan çıkıp Mausoya, Güzelyurt'a giden, uluslararası şey yapan, bisiklet süren birisi. Mesela buradan Mausoya gidiyor. Giderken bir göğüs ağrısı böyle hafif. İşte üşüttüm falan diyor. Sabah serininde çıktım falan. Bir gün sonra gece yatıyor, sabah ani ölüm mesela. Yani bizim şikayetleri birazcık önemsememiz gerekiyor. Maalesef böyle ya işte üşüttüm. Oydu, üşüttüm buydu gibi şeylerin arkasına saklanmamak lazım. Ya işte böyle yaparken oldu, kas ağrısıdır büyük ihtimalle dememek lazım. Sana çok pimpirikli olmak iyi bir şey değil. Evet, ama bir seviye var orada. Bir pimpirikli olmak lazım. Bir evet, de, evet. Bir de belli bir 20 yaşında, 15 yaşında olsanız tamam. Onlar, o kişiler, o çocuklarda da mesela ciddi ailesel hiperlipidemi yoksa çok beklemeyiz kalple ilgili bir şey. Ama 30 yaşın üstünde herhangi bir sıkıntı varsa birazcık pimpirikli olmak lazım. Peki. Hocam siz program başında söylediniz. Gerçekten hani Dünya Sağlık Örgütü dünyadaki ölümlerin birinci sırasında kalp olduğunu söylüyor. Sonra işte diğer işte kanser falan geliyor. Evet. İşte obezite gibi gibi gidiyor. Ama kalp sağlığı, kalp hastalığından gerçekten çok büyük bir rakam var dünyada. Hayatını kaybeden. Ama artık teknoloji çok gelişti. Sizler de zaten varsınız. Siz de başımızdan eksik olmayın ama hani biraz daha hani uyanık mı olmak gerekiyor? Böyle ani ölümleri önceden mi yakalamak gerekiyor? Hani ani ölüm çok duyuyoruz çünkü. Aşılarla çok bağlantılanıyor hatta. Evet. Evet. Aşıyla ilgili evet. Yani, şimdi hani, esasında teknoloji çok gelişti. Bizim avantajımız olan çok şey var. Makineler gelişti. Evet. Eskiden zor ulaşabildiğimiz imkanlara çok rahat ulaşıyoruz. Evet. Ve bu teknolojiyi kullanmak gerekiyor. Her anlamda kullanmak gerekiyor. Şimdi sıkıntısı olan hastalar için biz kalp damar hastalığıyla ilgili en ufak bir şüphemiz olsa sanal anjiyo dediğimiz tomografi yöntemini yapıyoruz ve %90'ların üzerinde kalp damarlarında bir sıkıntı var mı yok mu görüyoruz. Negatif prediktif değeri çok yüksek. Eğer kalp damar hastalığı yok diyorsa ciddi bir kalp damar tıkanıklığı olmadığını görüyoruz. Teknolojinin gelişmesi, ilaçlı stentler, ilaçlı balonlar, anjiyodaki farklı metodlar, teknikler, tabii bunların hepsi bizim avantajımıza. Diğer taraftan da işte kılıcın, bıçağın diğer yüzü var. Bu teknolojinin bu kadar gelişmiş olması, işte internetteki yazılımsal programlarla eve elma istiyorum, gelsin. Yemek söylüyorum, gelsin. Spor, işte çoğumuz indiriyoruz cep telefonuna. Acaba EKG'si çeken bile varsa? EKG'yi çekenler var. O EKG'ler gerçekten de başarılı sonuçlar veriyor. Gerçekten de. Bizim iyi. Kongrelerde de konuşuyoruz. Aritmi kongresinde konuşmuştuk en son. Kişinin sıkıntıları var. 24 saatlik holter, bir haftalık EKG ritim takip cihazları takılıyor. Hiçbir şey yakalanamıyor. Ama bayılma atakları var kişinin. Cihaz alıyor, saat alıyor, akıllı saat. Akıllı saatte gerçekten de kalbinin bir 10 saniye kadar durduğu görülüyor. Aslında pil takılması gerekiyor mesela. Oo. Ben
Son zamanlarda bu özellikle aritmi kongresine gittikten sonra hastalarımız çarpıntı şikayeti olan, bayılma atağı olan kişilere rutin değerlendirmeyi yaptıktan sonra bir sıkıntı görülmezse şayet bir akıllı saat edinin. Sıkıntınız olduğunda lütfen kayıt alın EKG çekiyor kaydı. Ama, evet. Çünkü ona göre de diyorum oksijeni size gerekeni yapalım. Şey oksijen satürasyonu, kan basıncı, hepsi tansiyon var. Hepsini çok güzel değerlendiriyorlar. Evet. Yani bunları kullanmak lazım. Ama hocam o da bir ara bende mesela sürekli bağımlı 2 saniyede bir oksijen basıyorsunuz. İşte sıkıntı olmadan çok kurcalamamak lazım. Evet, bir de o da şey oluyor böyle alışkanlık haline. Hepimizin şeyi var şu an mesela. Şu an programdayız diye çok şey yapmıyoruz ama böyle bir şeyler yaparken ya telefonda bir şey bakayım, bir şey çözeyim. Evet. Bir saniye dur diyorum telefonu şey yapma. İşte bir 15 saniye, 20 saniye, 1 dakika, 2 dakika tekrar telefonu elimize atıp ya şu sorunu bir çözeyim, şurada bir şey vardı. Sürekli böyle bir teknolojiyle bütünleşmiş haldeyiz. Evet, çok. Bunu da kullanmak lazım. Yani bu akıllı saatlerle olsun, telefonların ekstra özellikleriyle kullanmak lazım. Bir de uyku kalitenizi falan da ölçmeye başladılar artık. Yani uykuda satürasyonunuz şöyle oldu. Mesela uyku apne şeyine de tanı koyabilirler. Uyku satürasyonların düşmesine bağlı, solunum sayınızın, solunumunuzun kesilmesine bağlı, kalp hızınızın artmasına bağlı. Çok fazla şeyde kullanılabilir esasında. Uyku apnesinde onu ne için, onun hangi şeyden? Uyku apnesinde şöyle, nefessiz kaldığınız için oksijen satürasyonu düşüyor uyku apnesinde. Oksijen satürasyonunuzu da ölçtüğü için cihaz uyku apneden şüphelenip ileri değerlendirmelere gidilebilir cihaz. Çok güzel yani mesela 96 ise yüzde uyurken düşüşü. Düştü 80-85'lere çünkü 15-20 saniye hiç nefes almıyorsunuz kalıyorsunuz böyle. O düşüşler varsa şayet görülüyorsa cihazda uyku apne sendromu olabilir deyip uyku apne testine yönlendirilebilir kişiler. Çok güzel. Yani biz iyi yanlarını hani teknolojinin iyi tarafları batının iyi taraflarını alalım gibi kötü tarafları da hareketsizliğe itiyor işte maalesef. Evet. Yani günümüzdeki çocuklarda da öyle. Biz çıkardık sabahtan akşama kadar futbol oynardık, bisiklet binerdik. Tabii. Gezerdik, başka mahallelere giderdik. Sokaklar şimdiki çocukları değil. Topluyorsun 5 çocuğu bir yere. Tablet. Hepsinin elinde bir tablet ya PlayStation ya tablet ya cep telefonu. Biraz teknolojiyi iyi kullanmak lazım. Evet. Tabii artık her şey değişiyor. Dünya değişiyor. Nesiller de farklı yönde evriliyor. İşte onun dediğiniz gibi teknoloji yönüne kullanmak lazım. Şu an bence bizi izleyen birçok izleyicimiz sizden duyduğu için özellikle böyle bir şikayeti olan kesin bir akıllı saat edinecek. Evet, ben ama yani hocam, reklam gibi olmasın ama yani faydası var yani. Ya ben de aldım. Ben de 2 tane aldım. Faydası var. Evet evet. Gerçekten etkiliyor. Şimdi sorularımız gelmeye başlamış. Hemen bir soru sorayım size. İzleyicimizden gelmiş. 50 yaşındayım. Herhangi bir şikayetim yok ama babamı kalp krizinden kaybettim. Ailem ısrarla anjiyo olmamı istiyor ama ben istemiyorum. Şikayetim olmadı halde anjiyo yapmalı mıyım? Anjiyo olmak. Direkt anjiyo birazcık agresif bir karar. Mesela bizim öyle hastalarımız var. Babası 50 yaşında kalp krizi geçirmiş. Hasta 50 yaşında. Kalp krizinden vefat etmiş babası. Şimdi burada ailede böyle bir öykü olduğu için rutin kalp check-up'ını yapıp EKG, eko efor testlerini yapıp bir sıkıntı var mı yok mu görmek lazım. Bizim eko efor testleriyle özellikle efor testiyle kalp damarlarında sıkıntı var mı yok mu tespit edebilme oranımız %70-75'lere yakın. Eğer hiçbir ailesel risk faktörü olmayan, hiçbir sıkıntısı olmayan, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, sigara kullanımı olmayan kişilerde, bu tarz kişilerde bu eko efor testleri bizim için yeterli olabilir. Ama risk faktörleri olan kişilerde, ailede mesela babası 50 yaşında kalp krizi geçirdi, kendisi 50 yaşında hipertansiyon var, hiperlipidemisi var, şeker hastalığı var, sigara kullanıyor, hareketsiz, kilolu ise şayet bu %70-75 doğrulukla sonuçlanan efor testi normal çıksa bile ben bir sonraki aşamaya geçip ya sanal anjiyo ya normal anjiyo öneriyorum. Mutlaka bir kontrole gelsin. Yani risk varsa, tehlike varsa. Ama hocam yani topluma baktığımız zaman da %95 herhalde herkesin gelmesi gerekiyor. Çünkü hani kalp krizinden ölmese bile kalp krizi geçirmiş, stent takılmış. Yani hani kalp krizi geçirmemiş, bypass olmamış ya da stent takılmamış işte o kişi yüzde yani çok az ama o şeydir. Ailede genç yaşlarda kalp krizi geçiren kişilerin olması risk faktörü bizim için. 55-65 yaş altı. Yani herkesin yani çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Çünkü herkesin bir öyküsünde var. Hani kalp krizinden belki kaybetmemiştir büyüğünü ama kalp krizi sonucu stent takılmıştır. Tabii, o zaten direkt koroner arteri hastası oluyor bizim için artık. Evet. Stent takıldıysa onun zaten rutin yıllık kontrollerini yaptırması lazım. Hiç. Onun şikayetiyle bizim şikayetimiz sizin şikayetiniz aynı değil. Stent takılan bir hastanın non spesifik sol kol ağrısı,
göğsün sağ tarafında batma tarzında ağrıları bile olsa birazcık daha duyarlı davranmak lazım. Çünkü koroner arter hastalığı olduğu için tipik göğüs ağrısından ziyade farklı formlarda göğüs ağrıları, sol kol ağrısı gibi şikayetleri olabilir. Olabilir. Evet sevgili izleyenlerimiz, sorularımızı yazabilirsiniz. Profesör Doktor Levent Cerit hocamız bizim için cevaplıyor. Bütün sorularınızı yazın, ben de sorayım. Evet, sorular gelmeye devam ediyor. Ben tabii ki de hepsini soracağım. Ama biraz daha yine kalbimizden bahsedelim. 29 Eylül Kalp Sağlığı Günü dediniz. Yani dikkat ediyor musunuz toplumumuzda? Hani gözlemliyor musunuz dışarıda? Kalp yani nasıl bilinçli miyiz kalp sağlığı konusunda? Yoksa kapıyı çalana kadar mı? Hani mesela hastalık... Aslında... Şöyle bir şey var. Az önce de konuştuk. Böyle bilişim çağındayız, teknoloji çağındayız. Herkesin bildiği ama bazı mazeretler öne sürerek yapmadığı, yapmamak için direndiği şeyleri biz sürekli insanlara anlatıyoruz. Mesela poliklinikte stent taktığımız hasta yakınları geliyor, hocam çok sigara içiyor. Lütfen söyleyin, sigara içmesin. İlaçları düzenli kullanıyor ama sigara içiyor. Yediğine içine dikkat etmiyor. Çok yağlı yiyor. Poliklinikte bir sefer daha ben hastamıza diyorum ki bu biz çok oraya ciddi bir darla çok önemli bir stent taktık. Evet. Ve bundan sonraki yapacağın her şey o stentin tıkanmasına sebep olabilir. Niçin sigara içiyorsunuz? Niçin sağlıklı beslenmiyorsunuz? Öncelikle insanın kendini sevmesi lazım. Çok doğru. Yani bir insanın kendini sevip değer vermesi lazım. Yani biz kendisini sevip değer vermeyen bir insana hiçbir şekilde fayda sağlayamıyoruz. İnsanın kendisi de kendine fayda sağlayamıyor. Öncelikle bunun olması lazım. Bir insanın bunun bilincinde olmasa, ben bir şeyler, bir haltlar yedim, damarım tıkandı. Bundan sonra tam açıldı. Bu benim için ikinci bir şans. Ya, ikinci şans. İkinci şansı çok iyi kullanması lazım. Biz aslında toplumun bildiği, yapmamak için mazeretler ürettiği şeyleri sürekli vurguluyoruz. Ne diyoruz? Spor diyoruz. Ben sabah 8 gibi çıkıyorum, 6'da geliyorum. Çok yorgun oluyorum. 6'da kalkıp spor yapabilirsin. Evet. 8'den akşam 6'dan 7'ye yapabilirsin. Evde yapabilirsin. Kondisyon bisikleti alabilirsin, yürüyüş bandı yürüyebilirsin, spor merkezine gidebilirsin. Evet, yapabilirim. O bir kafasına bir şey yapıyor. Sağlıklı beslenme konusunda işte ben imkanım olmuyor. Ya diyorum ya, doğru. Bir manava gidip bir sebze almak, sebze yemeği yapmak çok mu zor? Hocam doğru diyorsunuz, zor değil ama işte imkanımız olmuyor, fırsatımız olmuyor. Sigara diyoruz, hocam işte ben sigarayı bırakamam. Ama diyoruz yani bu 3-4 kat artırıyor stent tıkanmasını, kalp damar riskini, akciğer kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri, her tarafta sıkıntılı şey var. Doğru. Hocam işte bir düşüneyim. Esasında bilinçliyiz. Evet. Ama yapmıyoruz. Doğru. Çoğu şeyde olduğu gibi. Bilinçliyiz, bu konuda da bilinçliyiz. Ben şimdi sigaranın zararlı olmadığını kime söylesem inanır? Kimse. Bütün toplum olarak biliyoruz esasında yani. Şimdi yağlı beslenmenin tabii bazı kişiler var. İşte kolesterol ilaçları kullanmayın, öyle yapmayın, böyle yapmayın diye. Kolesterolün zararlı olduğunu bütün yayınlar gösteriyor sonuçta. Yani doğru. Bu ta yüzyıllar öncesinde yaşayan kabilelerde LDL seviyeleri, bu kötü huylu kolesterol seviyeleri 20'lerde 30'larda mesela. Şu an biz hareketsiz kaldığımız için, kötü beslendiğimiz için LDL seviyelerimiz 150-200. Onlar ne seviyesi oluyor hocam? Kötü huylu kolesterol. Kötü huylu kolesterol seviyesi, LDL seviyesi. Mesela insanlar sürekli bütün gün hareket halinde oldukları için, beslenmelerinde bu fast food işlenmiş gıdalar olmadığı için kötü huylu kolesterol seviyesi çok düşük. Ne güzel. Ve kalp damar hastalıkları riski o zaman yok. Yok. Ama şimdi hareketsiz olduğumuz için, sürekli işlenmiş fast food gıdalar tükettiğimiz için evet. Kötü huylu kolesterol seviyemiz yukarılarda. Evet. Ve birileri çıkıp diyor ki kötü huylu kolesterol seviyesi o, bu hiçbirinin önemi yok. Kolesterol ilaçları tamamen ticari bir pazarlama şeyidir. Çok insan var bu sefer bizim başladığımız kolesterol ilaçlarını kesip, rutin ilaçları kesip, saçma sapan ilaçlar kullanıp kalp krizi geçirip tekrar geldiği zaman. Allah Allah. Niye yapmadın dediğin zaman işte o öyle demişti, bu böyle demişti, komşum öyle dedi, o böyle dedi deyip geçiyor. Ama yine biz damarını açıp yine aynı önerileri yapıyoruz, yine yapıyoruz, yine yapıyoruz. Gerçekten yani insanın en güzelini siz söylediniz hocam. Kendisini sevmesi de saygı duyması da başlar. Çünkü hani kişi kalp krizi geçiriyor. Sonra hayat bir şans daha veriyor. Siz hemen tedavi ediyorsunuz. Evet. İşte sonra taburcu ediyorsunuz. Ondan sonra insan oldu hemen unutuyor. Böyle bir ay falan o korkuyla dikkat ediyor. Eminim sonrasında, geliyor gidiyor sürekli mesaj atıyor. Sonra değil mi hocam? Sonra bitiyor. Her şey iyileşmiş, her şey bitmiş gibi düşünüyor. Bu bypass olan hastalarda da öyle mesela. Yeme içme devam. Hani 4 ay mesela 4 ay her şeyi bırakıyor.
4 damarı değişmiş alsa 4 ay sonra başlıyor tekrar. İçkidir, sigaradır, hareketsizliktir, beslenmedir, odur budur. 2 yıl sonra geliyor 2 tane bypass damarı tıkalı. Ya. Amcacığım bak niye böyle oldu? İlaçları da bırakmış. Ya. Niye böyle oldu? E işte ben iyileştiğimi düşündüm artık. Ya. Dedim bak yine masadasın. O 2 tane bypass damarını açıyoruz. Tekrar yolluyoruz ama bilmiyoruz akıbeti. Nedir? Ne oluyor? Nedir? Peki şöyle bir şey oluyor mu hocam? Hani bu biraz zor bir süreç. Psikolojik olarak da hastalar hani böyle bir mesela dönem geçiyorlar mı? Özellikle bu kalp, yani, kalp krizi geçirip kalp yetmezliği gelişen genç hastalarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Düşünün 40-45 yaşlarında hasta kalp krizi geçirdi. Kalp kasının büyük bir bölümünü kaybetti. Artık kalp yetmezliği gelişiyor bu hastalarda. Evet. Rutin 40-45 yaşındaki bir insanın sportif faaliyetleri, aktif bir hayatı olması lazım. Ama kalp yetmezliği olduğu için en ufak mesela 100 metre yürünce nefes darlığı oluyor. Yürüyemiyor, yorulmaları başlıyor, merdiven çıkamıyor, günlük aktivitelerini yapamıyor. Böyle olunca bir moral motivasyon kaybı oluyor tabii bu yaşta böyle bir şey yaşadığı için. Esasında bunun önüne geçmek lazım. Genç yaşlarda yaşanabilecek kalp krizlerinin önüne geçmek için erken check-up'lar, erken tanılar mesela gibi şeyler yapmak. Mesela 6 ayda bir dediniz ya 6 ayda bir ama check-up yaptı mesela kişi. Ama mesela böyle 3. ayda falan ortaya çıkma gibi bir şansı var mı yoksa 6 ay check-up onu koruyor mu? Şöyle söyleyeyim. Kalp krizinden bahsedecek olursak bizim geçirdiğimiz kalp krizlerinin 3'te 1'i ciddi kalp damar tıkanıklıklarından meydana geliyor. 3'te 2'si ciddi olmayan kalp damar tıkanıklıklarındaki plakların yırtılması sonucu meydana geliyor. Şimdi çok hastamız var. Güzel bir soru esasında. Ta benim asistanlığımda da 2000 yıllarında da böyle bir hastamız olmuştu. Hasta check-up yaptırıyor. Echo, efor, kan testi her şey normal. 3 ay sonra kalp krizi geçiriyor. İşte. Kalp krizi geçiriyor. Anjiyo yapıyoruz. Bypass çıkıyor. O kadar ciddi bir damar hastalığı var. Niye böyle oluyor? Bizim yaptığımız echo, efor testleri %70-75 doğrulukla sonuç veriyor. Esasında hastanın risk skalasına göre karar vermek lazım. Evet. Hastanın hiçbir risk faktörü yok. Echo efor testleri normal. Bir sıkıntı yok. Tamam. Yani burada kalınabilir. %70-75 bu hasta için yeterli olur. Ama hastanın ciddi risk faktörleri varsa hipertansiyon, az önce bahsettim, şeker hastalığı, hiperlipidemi, sigara kullanımı, ailede genç yaşta kalp damar hastalığı gibi şikayetleri varsa şayet hiçbir sıkıntısı olmasa bile echo efor testi normal olsa bile belli bir yaşın üstünde bir sanal anjiyo yapıp kalp damarlarını görmek lazım. Evet. Ki sanal anjiyo yapıldığında da bir sıkıntı görülmezse %99.9 neredeyse ciddi bir başarı oranı var. Eğer sanal anjiyosu negatif çıkarsa hastanın kalp krizi geçirme riski sizinle benimle aynı. Sağlamasını da öyle yapıyorsunuz evet. O zaman. Bizim için de sıfır değil, sizin evet, için de sıfır değil. Yani o sanal anjiyosu normal çıkan kişiler için bizimle aynı olmuş oluyor. Evet, böylelikle sağlamasını yapıyorsunuz. Evet, bir soru daha geldi izleyicilerimizden. Damara takılan stentin bir ömrü var mı? Kan sulandırıcı, kalp ilaçlarının stent takıldıktan sonra kullanım süresi var mı? Kalp krizi sonucu stent takılan kişi ne kadar zamanda kontrol yaptırmalı? Evet, damara takılan stentlerin belli bir ömrü yok. Onlar titanyum, ciddi değerli materyallerden, metallerden yapılıyor ve bir ömürlük şeyler onlar, stentler. Ha, bir zaten kere takılıyor, bir sefer takılıyor. O zaten birinci yılın sonunda damar içine takılan metal materyalin iç tarafı damar hücreleri tarafından kapatılıyor. Evet. Yani damarın içine girseniz birinci yılın sonunda baksanız metal hiçbir şey görmezsiniz. Çünkü damar hücreleri onun üzerini kapatıyor ve endotelize oluyor. Ömürlük, onların hiçbir ömrü yok. Yani insan ilaçlı diyorlar. İlaçlısı, özellikle bu normal çıplak stentlerden sonra tıkanma oranları yüksek olması nedeniyle ilaç salınımı yapan, paklitaksel gibi böyle endotelize şeyi önleyen, oradaki o endotel proliferasyonunu önleyen, neoöntümel hiperplazi dediğimiz stent tıkanmasını önleyen materyaller geliştirildi. Onların tıkanma oranları daha düşük ilaçlı stentlerin. Düşük. Evet. Ömürlük stentler hiçbir şekilde uzun vadede eğer %1-1,5 gibidir yıllık tıkanma oranları. Hmm. Ömürlük stentlerdir. İlaçların düzenli kullandığı sürece, yaşam tarzını modifiye ettiği sürece, sigara kullanmadığı sürece tıkanma riskleri çok düşük stentlerdir. Kullanılan stentler şu an. Evet, çok düşük. Ama ömürlük ilaç kullanmaları gerekiyor. Onu sormuş. Stent takıldıysa kan sulandırıcı ilacı ömür boyu kullanmaları gerekiyor. Özellikle kalp krizi geçirip stent takılan hastalarda ikili kan sulandırıcıyı en az bir yıl kullanmak gerekiyor. Evet. Kalp krizi geçirmeden ciddi damar hastalığı saptanırsa şayet o zaman ikili kan sulandırıcıyı 6 ay kullanıp sonrasında tekli kan sulandırıcıya ömür boyu gitmek gerekiyor. Evet. Kalp krizi geçirip stent takılan hastalarda da herhangi bir şikayeti yoksa en az yılda bir kalp check-up'ı kontrolü yaptırmaları gerekiyor. Gerekiyor. Ömür boyu o ilaç kullanılacak. Evet. Şimdi hocam onu da yapıyorlar kimi zaman hani sormadan size ya da doktorlarına 2 sene 3 sene kullanıyor kişiler artık iyileştim deyip kullanmamazlık yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Çok fazla. İşte kafası. Çok fazla. Yani birinci yılda
birinci yılda çok böyle ilaçlarını kesmiş olarak gelen kişiler var. Evet. Ama biz kendi yakın çevremize de görüyoruz. Ben uzmanlığa çalışırken babam bir kalp krizi geçirdi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bayağı bir eski 2002 yılı. Babama ilaçların hepsini anlattım. 7 ilaç vardı. Babacığım ben dedim uzmanlığa çalışıyorum. Görüşemeyeceğiz çok fazla. Bu 7 ilacı düzenli kullanacaksın dedim. Tuz sınavı 2 ay sonraydı. 2 ay sonra bitti sınav. Babamın yanına gittim. Baba dedim ilaçları bir gösterir misin? 3 tane ilaç var. Baba dedim hiçbir ilacı kesmeyecektin hani dedim. E dedi bir tane ben kestim iyiyim dedi. Babacığım dedim sen yapma bari. Allah! Bir tane kesti. 7 ilaçtan şey kalmış, 3 ilaç kalmış. Evet. Tekrar başladık ilaçları falan. Evet. Hani kendi yakın çevremizde bile böyle var. Oluyorsa yani insanlara sonuçta poliklinikte anlatıyoruz. Belli bir süre şey yapıyoruz. Onlara da çok şey yapmıyorum. Ama vurguladığımız halde tabii yine de bir umut. Bir umut kesmeye çalışıyor kesme kendileri. Var. Bir de en kötüsü kendileri bir ilacın yerine başka bir ilaç almaya çalışıyorlar. Hiç olmayacak şeyler yapmaya çalışıyorlar. 2 tane kan sulandırıcı var mesela. Bu kan sulandırıcı da diğeri kullanılabilir. Başka bir yerden duyuyor komşudan, buna geçiyor. Bununla bu hayatta kullanılmaması lazım. Ciddi kanama riskini artırır. Kendi kafalarına göre hareket etmemeleri gerekiyor. Çünkü ilaçlar fayda sağladığı kadar da zarar verebilirler. Tabii maalesef. Ki. Tabii ki yani doktoruna sormadan kafasına buyruk ilaç değiştirmek bir intihar. Aynen öyle. Olsa gerek diye düşünüyorum bilinçsiz, ben. Bilinçsiz yani gözünüz bilinçsiz, kapalı araba sürmek intihar. Gibi bir şey. Çok tehlikeli. Yani hani şey bile deniyor yani kalp hastası başka bir branşta bir doktora gidecekse dahi bir doktoruna. Evet o bölümden yazılan herhangi bir ilacı kullanabilir mi kullanamaz mı? Onlara da mesela başka bir branştan dahiliyeden başka bir ilaç yazdığı zaman bize sormaları gerekiyor. Etkileşimi var mı yok mu? O ilaçla birlikte kullanılabilir mi kullanılamaz mı? Çünkü o ilaçla kullanılacaksa mesela benim kendi ilacımı bazen revize etmem değiştirmem gerekiyor. Evet. İlla da kullanılacaksa veya o kullanılması gereken ilacı başka bir molekül değiştirebiliyorlar gibi senaryoları konuşmak lazım. Yani hayat boyunca kalp hastasının doktoru hep yanında olması evet, mecbur, gerekiyor. Mecbur. Diye. Bütün adımlarda. Çünkü evet. Ameliyat olacak, diş doktoruna gidecek, evet. Kolonoskopi yapılacak, endoskopi yapılacak bu gibi durumlardan önce kan sulandırıcı kullandığı için evet. Bizim onayımız görmemiz gerekiyor. Çünkü diğer doktoru da hani söylemezse o da bilmez. Işte, tabii. Doktoru da mesela başını artabilir. Tabii diş çekimi yapılacak. İki tane kan sulandırıcı kullanıyor mesela. Çektiği zaman durmaz o kan ama. Durmaz. Çok tehlikeli hem evet. Kendisinin hem doktorun da. Tabii. Değil mi? Tabii. Kolonoskopi yapılacak, yani endoskopi yapılacak, kolonoskopi yapılacak bu gibi durumlarda bazı kan sulandırıcının kesilmesi gerekiyor. Yoksa bağırsak içi bir kanama olursa ciddi sıkıntı yaşarlar. Ciddi sıkıntı yaşar. Her açıdan sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar da çok önemli. Hocam şimdi sorularımız devam ediyor aslında gelmeye. Bakayım bir yine bir sorumuz vardı. Havalar soğumaya başladı. Kalp rahatsızlıklarını tetikliyor deniyor. Doğru mu diye bir izleyicimiz yazmış. Evet. Esasında bilinen böyle yaz aylarında kalp hastalıkları artar, sıcaklıklar artar, damarlar genişler gibi düşünülüyor ama klasik kalp kriziyle ilgili göğüs ağrısı soğuk havada. Yemek yemiş bir kişi soğuk havada rampa çıkarken ki eli göğsündeki bu halidir. Levin bulgusu denilir buna. Yumruğunu göğsüne koyar ve göğüs ağrır. Levin bulgusu. Soğuk havalarda kalp damar hastalıkları vazokonstriksiyondan dolayı damarlardaki o kasılmadan dolayı soğuk havalarda daha fazla başımız ağrıtıyor. Tabii ilave eşlik eden bu üst solunum yolları enfeksiyonları, akciğer rahatsızlıkları gibi şeyler de bu kalp damar hastalıklarındaki olan eşiği düşürüyor. Daha erken ortaya çıkmasına sebep oluyor. Mesela akciğer hastalar pnömoni geçiriyor diyelim. Oksijen satürasyonu düşüyor. Ona sıkıntı çıkartmayan kalp damarındaki %70-80 olan darlıklar oksijen seviyesi düştüğü için artık göğüs ağrısı da yapmaya başlıyor gibi evet. Gibi senaryolar. Var. Yani soğuklarda özellikle bizim hasta popülasyonumuz daha çok artıyor soğuk havalarda evet. O zaman kış da geliyor. Yavaş yavaş havalar da soğuyor. Aslında çok konu var. Birçok da sorun var. Süremi hemen kullanmak istiyorum dikkatli. Sen nezle, grip aşılarını tavsiye ediyor musunuz kalp ediyoruz. Hastalarına? Kalp damar hastalıkları olanlara ediyoruz. Hı. Nezle, grip aşılarını biz tavsiye ediyoruz. Covid aşılarının konusunda bizim bir şey söylememize gerek yok. Zaten. Dünya Sağlık Örgütü ve büyük otoriteler o konuyla ilgili söyleyeceklerini söylüyorlar. Yani Covid aşıları tabii çok böyle muamma bir konu. Çıkıp kimse de bu konuyla ilgili detaylı bir şey söyleyemiyor. Evet. Yani yaşlısı genci bu kadar spekülatif haberler çıkıyor. Çok. Dünya Sağlık Örgütü de bu işin arkasında duracak açıklamaları çok fazla yapamıyor açıkçası. Hı-hı. Çünkü o kadar kısa sürede geliştirilen aşılarla ilgili evet. Uzun vadeli sonuçların ne olduğu, ne bittiği. Yani benim
Rusya'dan, yurt dışından gelen bir hastam var, yakın zamanda gördüm. Bir ay önce Covid geçirmiş. Ciddi kalp fonksiyonları bozuk, ritim bozukluğu gelişmiş. Yaşı ileri bir hasta. Mesela bir Covid'e bağlı bir miyokardit kalp kası iltihabı mı? Damarlarında bir sorun var mı yok mu? Gibi senaryolar var mesela. Bir anjiyo yapacağız, damarlarına bakacağız. Eğer damarlarda bir sıkıntı çıkmazsa, saptamazsak mesela Covid'e bağlı, Covid şeyine bağlı miyokardit gibi düşüneceğiz. Kalp yetmezliği geliştirmiş mesela, düşünün. Hem ritim bozukluğu yapmış. Covid yaptı bunu. Bir ay önce Covid geçirmiş yurt dışında. Sonrasında bacaklarda şişme, az önce bahsettiğim nefes darlığı, düz yatamama gibi şikayetleri var. Ve son bir haftadır da ciddi sıkıntıları var. Gece uyuyamıyor, sandalyede uyumak zorunda kalıyor falan. Ortopnesi var, yatınca nefes darlığı oluyor. Mesela kalp damarlarına bakacağız. Eğer kalp damarlarıyla ilgili ciddi sıkıntı yoksa, bu hastanın mesela COVID hastalığına bağlı miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabı olma olasılığı çok yüksek. Mesela buyurun, yeni bir sektör, yeni bir alan, COVID miyokarditi nasıl tedavi etmek lazım? Yani bir... Böyle çok muamma var. Ben Covid ile ilgili de, aşılarla ilgili de böyle, yani çok böyle bir dünyayı test ettiler. Dünyaya bir kapanırsak nasıl olur moduna getirdiler. Yani aşılar, Covid'in kendisi bir muamma. Bununla ilgili bence Dünya Sağlık Örgütü de bu konuyla ilgili çıkıp ciddi açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların biraz kafasındaki soru işaretleri cevapsız bıraktılar. Bana gelen zaten kendi kendine bir teori üretiyor artık. Evet. Hani bilim insanı olmayanlar da insanlarımız da hani, ani bir ölüm oluyor hemen. Bir de şey, pandemiden sonra deniyor mesela. Genç ölümler var etrafta, Covid'e bağlı. Evet. Deniyor. Hocam siz ne düşünüyorsunuz deniliyor. Evet. Yani belki önce size de vardı ama bu hani kadar sık mıydı, değil miydi? Bu soruların cevabını çok iyi bilmiyoruz. Bir de esasında çok zor cevaplar değil. Çünkü Covid aşısı olduysanız sizin adınıza zaten barkod çıkıyor, isim çıkıyor, şey çıkıyor. Yani bu surveillance dediğimiz hasta takipleriyle çok rahat bir şekilde Covid aşısı yapılan kişilere ne olduğu çok rahat bulunabilir. Tabii. Yani böyle bir muammada bırakmak da biraz insanları korkutuyor. Evet. Evet. Şimdi hocam süremizin sonuna doğru geliyoruz. 29 Eylül dediniz kalp sağlığı günü. Gerçekten kalp çok çok değerli bir organımız. Birçok organımız gibi. İnsan zaten böyle anatomisi gereği çok mucizevi bir canlı, değil mi hocam? Bütün canlılar öyle ama insandan bahsedersek. Kalp de onlardan bir tanesi. Kalbin görevleri. Evet. Ve bunun için de kalbimize iyi bakmamız gerekiyor. Evet, yani genel bir klasik bir söylem var tabii, böyle kalbinizi sevin, içinde çünkü sevdikleriniz var diye. Ya. Yani hissetmek esasında beyinle mi kalple mi oluyor? Yani biraz değişik bir algı hissetmek. Yani sevdiklerinizi hissetmek bence kalple oluyor. Evet. Yani korkuyu diğer hissiyatlar beyinle oluyor diye düşünüyorum. Çünkü sevginin sembolü bile kalp değil midir? Tabii ki de kalbin hani sizin bilim insanlarının yaptığı şekilde değil ama daha farklı bir şekilde. Evet. Yani kalp, ben sevginin başlangıcı kalpten doğup vücuda yayılıyor gibi düşünüyorum ama diğer hissiyatların, korku, endişe gibi şeylerin beyinle başlayıp kalbe etkilediğini düşünüyorum. O zaman mesela böyle çok büyük var mı psikolojik etkisi? Sevgisizliğin ya da şeyin böyle kalbe Tabii ki. Getirdiği zarar var mı? Onu da söyleyeyim izleyenlerimize. Yani sevgisizlikten ziyade yoğun depresyon, yoğun anksiyete, yoğun stresin kalp üzerine çok olumsuz etkileri var uzun vadede. Şimdi broken heart diye bir durum var mesela. İnsanlar çok aşırı stresli, üzüntülü haberler aldıklarında kalbimiz kırılıyor diyoruz ya aslında. Evet. Gerçekten de kalbi kırılan insanlar var. Nasıl kırılıyor? Aşırı adrenalin salınımına bağlı. Kalp kasını böyle düşünürsek kalp normal çalışıyor. Evet. Broken heart'ta aşırı stresli bir haber aldı. Mesela çok sevdiğiniz birini kaybettiniz, çok üzüldünüz, aşırı stres yaşadınız. Kalbin uç kısmında böyle fonksiyon kaybı olan balonlaşma şeklinde bir fonksiyon kaybı olan bölge oluyor. Yani kalbiniz gerçekten de o bölgeden kırılmış oluyor. O bölgeden sonrası çalışmıyor. Son dönemde Happy Heart diye bir fenomen çıktı. Çok aşırı mutlu edici haber alan kişilerde de bunu saptadılar. Gerçekten mi? Ama ne yapacağız? Yani çok aşırı sevinmek de aşırı üzülmek de kalbe zararlı. Zararlı. Ama stres hep diyorsunuz, uzak durun diyorsunuz. Stresi psikolojik bir şey sonuçta. Bunun da zararı var. Stresi yenmek lazım işte. Bununla ilgili zaten Amerikan Journal of American College of Cardiology'de bir yayın var. Mesela yoga yapıp stres seviyesini azaltan kişilerde kalp damar hastalığı riskinin daha az görüldü, ortaya çıktı. Gerçekten. Yoga mesela kalp damar hastalığı olan kişilere öneriliyor. Meditasyon, rahatlama,
Mesela çok hastamız var böyle ritim bozukluğu olan, defalarca ablasyon işlemi yaptığımız ama karşıdan baktığımız zaman böyle anksiyete seviyesi yüksek, yani böyle havadaki nem, rutubetten nem kapan insanlar olur ya böyle, ya bu işte bu niye düzgün değil, burası böyle, bu kişi A tipi kişilik dediğimiz kişilerde mesela 2-3 defa ablasyon yaptığımız, ritimle ilgili sıkıntı yaşadığımız kişilerde ufak bir böyle antidepresan ilaç, kafayı rahatlatan ilaç ritim bozukluğunu da ortadan kaldırabiliyor. Tabii. Bazen de panik atakla da karıştırılabilir, evet, değil mi hocam? Çok hastamız var öyle genç panik atak olan. Hmm. Böyle kişi de biliyor aslında. Benim panik atağım var. Baştan ama söyleyeyim diyor. Göğüs ağrım oluyor, o oluyor, bu oluyor, şu oluyor, çok bu oluyor. Var. Tamam, var ama o panik atağın arkasında gizlenmiş bir kalp damar hastalığı var mı yok mu diye biz check ediyoruz. Hı hı. Normal çıkınca diyoruz bir psikiyatriyle görüşmenize fayda var. O zaman hocam yine sağlık örgütü şöyle tanımlıyor, siz daha iyi söyleyeceksiniz. Ruh sağlığı ve beden sağlığı bütün olan, evet, kişi sağlıklı insan. Sağlıklı olarak kabul ediliyor, evet. Yani sadece fizik sağlık, kalbi, akciğeri, karaciğeri sağlam olan değil. Değil, aynen öyle. Değil mi hocam? Aynen öyle. Psikolojik olarak da sağlıklı değilseniz, sağlıklı değilsiniz. Çünkü o psikolojik olarak bozulmuş olan şey vücudu etkiliyor. Yani mesela çok üzüntülü bir stresli haber alıp sabahına saçları beyazlayan insanlar var. Mesela. Gerçekten de var. Bu gerçekten de var ve düşünün o stres vücuda ne yapabilir? Hı-hı. Diğer organlara ne yapabilir? Ne yapabilir? Yani kalp damarlarında vazospazm yapıyor. Ciddi darlık olmasa bile kalp krizine sebep oluyor mesela. Doğru. Bu mesela apikal balonlaşma dediğimiz hadisenin esasında ciddi strese bağlı, kalp damarlarında büzülmeye bağlı, distal alt tarafa kan gitmemesine bağlı, o bölgenin nekrozi olması, ölmesi gibi düşünülüyor. Evet. Onun için canımızı çok fazla bir şeylere takmayacağız. Ama çok çok da sevinmeyeceğiz onu da. Aşırı aşırı sevinmek de iyi değil. Onu da anladık yani bugün. Tadında. O da tadında, dengede, hepsini anladık. Hocam gerçekten böyle çok keyifli bir sohbet gerçekleşti sizinle. Son olarak sizi izleyenlere, hastalarınıza, vatandaşlarımıza ne mesaj vermek istersiniz? Son bir not daha söyleyeyim. Bu çok böyle gözden kaçıyor. Esasında her TV programında da söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi göğüs ağrısı, nefes darlığı, bacaklarda şişme, çarpıntı gibi şikayetler kalple ilişkili olmaması yüksek şikayetler. Ama bir grup var ki hep bunu gözden kaçırıyoruz. Yani benim İngiltere'den gelen, Almanya'dan gelen çok hastam var. Karın ağrısı nedeniyle çok kişi endoskopi, kolonoskopi, tomografi, ultrason gibi tetkikler yapılıyor bir dahiliye doktoru tarafından ve hiçbir şekilde karın ağrısının kalple ilişkili olabileceği akıllarına getirilmiyor insanların. Mesela böyle bir hastam İngiltere'den gelmiş, danju yaptık. Bir damar %99 çıkmıştı, sağ taraftaki damar açtık, rahatladı. Rahat bir şekilde hayatına devam ediyor ama 3-4 ay İngiltere'de karınla ilgili bütün testleri yapmışlar. Endoskopi, kolonoskopi, ultrason, tomografi, hiçbir şey. Ama hiçbir taraftan da böyle kafalarda ya kalp damarları gibi sıkıntı olabilir mi soru işareti gelmemiş. Benim şeyim açlık tokluğa bağlı olmadan, eforla, hareketle olan veya mide koruyucuları kullandığınız halde geçmeyen, rahatlamayan, ciddi karın ağrıları olan kişilerin kalp damar hastalıkları yönünden bir kalp doktorunu görmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka. Hiç tahmin etmiyorlar. Evet, akıllara ama gelmiyor. Çok fazla var etrafımızda da. Yani mide bağırsak sistemiyle ilgili en üst noktaya kadar gidip bir şey çıkmıyor. İnsanlara da ya işte kas ağrısıdır falan filan deyip geçiştiriliyor. Bu hastaların bir kalp doktorunun görmesinde fayda var. Mutlaka. Açlık tokluk fark etmeyen karın ağrısı, mide koruyucularla rahatlamayan karın ağrısı, eforla şiddetlenen karın ağrısı. Hı hı. Yani bu kalp krizi de olabilir, abdominal aort anevrizması dediğimiz aortta balonlaşma da olabilir. Tabii. Bir kalp damar doktorunun görmesi lazım bu hastaları. Evet, orada da artık kişilerin uyanık olması gerekiyor. Evet. Kendilerini o yönde yönlendirmelere gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Kıymetli ben teşekkür vaktinizi ederim. Ayırdınız hastalarınızdan. Bu güzel sohbet için çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de gerçekten tüm hasta olan izleyicilerimize şifa diliyoruz. Kendimize çok iyi bakalım, sağlıkla kalalım. Mutlaka hekimlerimize gidelim, kontrollerimizi olalım. 29 Eylül kalp sağlığı günü dedik. Kalp sağlığı, o günde evet, kalbimiz için bir şey yapalım hocam. Yani 14 Şubat gibi yemeğe çıkalım ama Akdeniz diyeti olsun. Ya da yürüyüşe çıkalım. Spor yapalım. Aslında şey yapılabilir. Kıbrıs Bakanlığı tarafından o güne özel bir yürüyüş falan yapılabilir. Çok hani güzel. Birine belediyesinin geçen gün bir yürüyüşü vardı. Evet. Maraton koşusu. Evet. Öyle bir şey yapılabilir. Farkındalık için. Evet, bisikletle bir şey yapılabilir. İstanbul'da bir Dünya Kalp Sağlığı Günü'nde İstanbul'da bisikletle Boğaz'ı geçmişlerdi. Öyle doğru hatırlıyorum. Doğru. Bu farkındalık. Öyle bir aktivite yaratmak yapılabilir. Akşamına da bir Akdeniz diyetinin olduğu bir yemeğe çok çıkılabilir. Çok güzel. Bol böyle yeşillikli, sebzeli, meyveli.
bir diyetle de taşlandırılır. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür Herkes ederim. Pazar günü o zaman planını bu yönde yapsın diyoruz. Sağlıcakla kalınız. Sağlıcakla kalın. Kıbrıs'a. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.